Hazır mıyız? Fotoğraflarda sıklıkla yaptığımız zafer işaretinin kökü nereye dayanıyor? En popüler olduğu dönemler hangi yıllar ve hangi olaylardan sonra yayılmış? Hepsinin cevabı bu videoda. Selfilerin olmazsa olmazı zafer işareti. ABD'de 70'li yılların savaş karşıtı çiçek çocuklar arasında modaydı. ABD'nin Vietnam'a silahlı müdahalede bulunduğu Vietnam işgali sırasında özellikle savaş karşıtı gösterilerde zafer işareti barışın zaferini sembolize edecek şekilde kullanılmıştır. 1945 yılında ise Churchill sayesinde dünyaya yayıldı. İngiltere Başbakanı Winston Churchill, 2. Dünya Savaşı sırasında V işaretini Victoria anlamına gelecek şekilde kullandı. Zafer anlamı özellikle Nazi Almanyası işgali altındaki bölgelerde direnişin simgesi olacak ve Fransa, Hollanda ve Jersey adası gibi yerlerde sıklıkla Alman sembollerinin üzerine yazılacaktı. ...1415 yıllarında ise İngiltere ile Fransa arasında yapılan Agincourt Savaşı'nda sırasında kullanılmış. Hikayeye göre Fransızlar çok etkili bir silah olan İngiliz oklarını atan yaycıların esir edildiklerinde oku atmak için kullandıkları iki parmaklarını keseceklerini ilan etmişler. Savaştan İngilizler galip geldiğinde ise galip okçular Fransızlara kesilmemiş parmaklarını göstereceklerdir. Tarihte V işaretine yapılan ilk gönderme ise 16. yüzyıl mizahçılarından François Rabelais'in eserlerinde görülür. 20. yüzyılın başlarında argo hareket olarak kullanılmış. Gel gelelim tarihte ilk kullanılışına 532 yılında İstanbul'da yani o zamanların Konstantinopolis'inde çıkan bir ayaklanmaya dayanıyor. Konstantinopolis halkının ayaklanma sırasında sloganı zafer anlamına gelen Nika idi. Nika'nın yazılışı ise Bizans alfabesine göre Vik şeklindedir. İsyancılar ellerini zafer anlamına gelen bu kelimenin baş harfini simgeleyen şekilde işaret ve orta parmaklarını kaldırarak sokaklarda bağırıyorlardı. Yani bugün bizim zafer işareti olarak kullandığımız bu simge tarihte bilinen ilk holiganizm hareketinden ve İstanbul'da doğmuştur. Gizemli ve ilginç olayları anlattığımız Gizibu'daki videolarımızı beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.